Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanımız Sayın Profesör Doktor Başar Candan hocamızla yeniden birlikteyiz. Konuyla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Yalın bakım yan dalla alakalı olarak hangi acil tıp uzmanlarının bu sınava girmesini önerirsiniz? Bu hazırlık sürecinde acil tıp uzmanları ne yapmalı? Nasıl bir süreçten geçmeliler? Bununla ilgili fikirlerinizi öğrenmek istiyoruz. Şimdi ben daha önceki videoda şundan bahsetmiştim. Mesela bir göz hekiminden yoğun bakım sınavına girmesini pek istemiyoruz değil mi? Veya bir cilt diye hekiminden yoğun bakım uzmanlık sınavına girmesini istemiyoruz. Neden? Çünkü yoğun bakımda verdiğiniz hizmetle sizin branşınızın biraz iç içe olması. Bunun dışında da hani benzerliklerin olması lazım. Daha önce de bahsettiğim gibi aslında acil tıp ile yoğun bakım birbirinden ayrılmaz iki bütünün parçaları gibi. Yani acil tıp kırmızı alandaki hastalarımızın hemen hepsinin gideceği yer hastanede yoğun bakım. Dolayısıyla biz acil tıpta bir nevi yoğun bakım hizmetine başlamış oluyoruz. Bu başlamayla iş bitmiyor. Bunun devamı var. Onun için acil tıptan yoğun bakıma geçmek isteyenler şunu bilmeli ki acil tıbbın kendine özgü zorlukları vardır. Kendine özgü bazı özellikleri vardır ama yoğun bakım da çok zor bir branştır. Yani kimler yoğun bakım uzmanı olsun sorusunun cevabı kolay bir soru değildir. Bir defa klinisyen olmaya hazır olmanız lazım. Biz acil tıbba başladığımızda hep iki ayrı grup olarak Türkiye'de çalıştık. Bir grup vardı ki daha önce yoğun bakıma da karşı çıkan bir gruptu bunlar. Bunlar acil tıbbı bir poliklinikten ibaret görmek istiyorlardı. Böyle bir ekol var yani hani mümkün olduğunca acil tıp hızlı bitsin, çabuk gitsin ve hasta orada durmasın. Biz bir poliklinik hizmetine benzer bir hizmet oluşturalım diye düşünenler vardı. Bir de ilk baştan itibaren acil tıbbın bir klinik olarak aslında hastanın ilk tedavisiyle birlikte ilk takiplerinin de yapıldığı yer olarak düşünenler var. Dolayısıyla acil tıp kliniği nosyonu olan yerlerde yoğun bakıma geçiş çok daha kolay oldu. Çünkü bir klinik nosyon var. O yüzden de şunu bilmemiz lazım. Evet, yoğun bakım uzmanı olmak çok önemli. Zor bir branş. Çok önemli bir nokta. Ama öncelikle acil tıpta olduğu gibi sürekli zor bir hasta grubuyla beraber sizin mesleğinizin, hayatınızın bir parçası olacak o zor hasta grubu. Ve siz o zor hastaları takip edeceksiniz. Kolay bir iş olmayacak. Yani yoğun bakım uzmanı kolay bir uzmanlık değildir. Şöyle düşünün, sürekli kırmızı alandaki kritik hastalar sizin hastanız ve siz onlara sürekli bakıyorsunuz. O yüzden bir defa bunu yapmak lazım. Bunun dışında avantajı var mı? Kim seçer bunu? Şöyle bir avantajı var. Acil tıpta hiçbir şey öngöremezsiniz. Yani size hangi saatte nasıl bir hasta, kaç tane hasta geleceğini asla öngöremezsiniz. Bunun stresi vardır. Bunun belirsizliği vardır. Ama gerek kliniklerde ki yoğun bakım da buna dahil, sizin kaç hastayı takip edeceğiniz bellidir. Mesela 10 yataklı bir yoğun bakımınız varsa siz 15 hasta takip etmezsiniz. 12 hasta da takip etmezsiniz. 11 hasta da takip etmezsiniz. Yani sizin planınız vardır. Bir plan dahilinde yaşarsınız. Ama acil tıpta öyle değil. Acil tıpta bir plan olamaz. Çünkü geceleyin kaç tane hasta geleceği, bunda tamam 1000 tane hasta geldi, bundan sonra hasta almıyoruz demiyorsunuz. Ama yoğun bakımda bunu dersiniz. Yoğun bakım dolu, başka hasta almıyorum dersiniz. Zordur ama planlıdır. Acil tıp ise zordur ve plansızdır. Plan yapamazsınız. Genel anlamda. Dolayısıyla yoğun bakımın güzellikleri var mı? Evet, çok güzel özellikleri de var. Hastalara en kritik zamanda müdahale ediyoruz. Acil tıbbın en güzel yanlarından biridir. Ve yoğun bakımda bunun bir devamıdır. Ve hep kritik hastaları hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani böyle hani gelse de olur, gelmese de olur gibi hasta grubu değil bunlar. Tamamen sizin takibiniz, yoğun bakımınızla hayata tutunmaya çalışan insan grubu. Dolayısıyla böyle faydalı yönleri var. Diğer soru şöyle, yani biz nasıl bir süreç geçirelim? Bir defa buna yatkın olup olmadığınızı anlamanız lazım. Siz bunu istiyor musunuz? Bir klinik çalışma içine girmek istiyor musunuz? Bir defa onun cevabını vermeniz lazım. İkincisi, yoğun bakım hasta grubunu takip etmek istiyor musunuz? Bunun cevabını vermeniz lazım. Eğer bunlar öyleyse o zaman şunu yapmamız lazım. Birinci, acil tıp içindeyken mekanik ventilatörden ekoya birçok girişimde kendinizi yetiştirmeye çalışın. Zaten mekanik ventilatörü biliyorsun. Yoğun bakımla ilgili mümkün olduğunca kritik hasta grubuyla ilgili çalışmalar yapın. Araştırmalar yapın.
bunları yayınlatın. Mümkün olduğunca bu sürece hazır girelim. Onun dışında da biliyorsunuz Atüder olarak yaklaşık biz kaç yıldan, 5-10 yıldan beri yoğun bakım kursları veriyoruz ki nitekim bu kursları şimdi daha da talep var bu süreçten sonra. Ya bizimki de böyle basit kurslar değil. Gerçekten yılların tecrübesiyle ekibimizin hepsi bunların 3. basamak yoğun bakım sorumluluğunu yıllarca yapmış olan kişiler. Mekanik ventilasyonun ayrıntılarından hasta takibine kadar yoğun bakım kurslarımızda bu eğitimi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde veriyoruz. Onlara da mutlaka katılmaya gayret gösterin. Böyle bir hazırlık aşaması önemli olur. Yani hem mekanik ventilatör eğitimine önem verelim, hem kritik hasta bakımında kendimizi geliştirelim. Yoğun bakım kurslarına gayret gösterelim, katılmaya gayret gösterelim. Ve bu konuda da araştırmalar bize hani kılavuzluk yaptığı gibi biz de bu araştırmaların bir parçası olmaya gayret gösterelim. Mesela kendim için söylüyorum, kritik bakımlar gibi bir sürü araştırma mevcut. İşte bu süreçte bunların olması bize fayda verir diye düşünüyorum.